Bu video Bybit sponsorluğunda çekilmektedir. Aşağıdaki vermiş olduğum linklere tıklayarak %30'luk bir referans indirimine sahip olabilirsiniz. Yani alım satımlarınıza %30'luk bir indirim sağlayacaksınız arkadaşlar. İyi olduktan sonra ödül merkezi kısmına gelerek buradaki görevleri yerine getirerek burada belirtilen ödüllere sahip olabilirsiniz. Hepinize merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz öncelikle Kripto Hocam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bana canlı yayınlar çok sık sormuş olduğunuz Doge ve Shibcoin'in teker teker analizini yapacağız arkadaşlar. Biliyorum birçoğunuz bu iki coin'den de sıkıldınız. Piyasa yukarı gidiyor. Lanet olsun benim coin'ler neden gitmiyor? Bu iki coin özellikle neden bıktırdı vesaire vesaire. Bunları hep kafanıza canlanıyor ve sıkılıyorsunuz arkadaşlar. Bunun ben de farkındayım. Ama şimdi sizlere bu teknik görünüm hakkında bilgiyi vereceğim. Öncelikle ilk olarak Doge'dan başlayacak olursak arkadaşlar. Dogecoin şu bölgede esasında şuradan aldığımızda 16 centlerden aldığımızda arkadaşlar %122'lik en zirve noktasına baktığımızda böyle bir yükseliş oldu. Sanki burada yavaştan bir çanak tamamladı ve kulbunu şuraya oluşturuyormuş gibi bir izlenim veriyor arkadaşlar. Yani formasyon olarak baktığımızda çok kötü bir duruş yok arkadaşlar. Onu size söyleyebilirim. Ama ille de bana bir stop noktası söyleyin hocam diyorsanız da 29 centler diyebilirim. Karşımıza çıkacak güçlü direnç noktası ise 30 centler. Bunu hep söylüyorum. 30 centin üzeri başka bir dünya olacak Doge'da. Doge'da şu an için MACD'de bir al sinyali yok ama güzel bir kavisli bir şekilde bir eğim var arkadaşlar. Fiyat yukarıda. Yani 29 centin üzerinde kaldığı sürece bana sorarsanız bir problem yok. 4 saatlik baktığımızda Ichimoku bulut direncimizin üzerinde, altta bulut desteği olarak da 0.2965 seviyesi mevcut. Bu bölgenin de üzerinde olması bana kalırsa güzel. Hatta bakın şöyle bir uyumsuzluk, çok net bir uyumsuzluk da yani var gibi. 4 saatlik henüz bir al yok. Şu bölgeden bir al sinyali gelip biraz daha yukarı doğru bir hareket yapabilirse buradan da günlükte MACD'de ala gelecektir. Bu da bizim için güzel olur arkadaşlar. MACD haftalık henüz al vermiş değil. Yani o da al verirse bu belirttiğim senaryolar karşısında biraz daha rahatlayabilme ihtimalinizin olduğunu Doge'da ben düşünüyorum. Ama bu tabii ki yüksek kaldıraçlı işlem yapan, vadeli işlem yapan arkadaşlar için değil. Daha çok spot tarafta bekleyen güzel yatırımcı kardeşlerimiz için ben bunu söylüyorum değerli arkadaşlar. Tabii yatırım tavsiyesi değil. Ben sadece burada görmüş olduğum indikatörlere bakıyorum. Yani teknik manada çok böyle kötü, iğrenç bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Şimdi ikinci olarak da Shibcoin'e geçecek olursak seri yapalım. Yani gördüğünüz gibi teknik anlamda bir problem yok. 4 saatlik EMA55'in üzerindeyiz. Ichimoku bulutumuzun üzerindeyiz. Günlükte baktığımızda EMA55'in üzerindeyiz. EMA50'nin üzerindeyiz. EMA200'ün üzerindeyiz. Hareketli ortalama yukarı doğru imeleniyor yani. Bu da güzel bir şey. Burada sadece kilit nokta 30 cent. İşte 30 cent'in üzerinde görebilirsek ben inanıyorum ki şöyle haftalıkta baktığımızda yani şu bölgeler 39 centlere gitme ihtimalinin olduğunu şahsen düşünüyorum. Yani %30'luk bir yükselişin olma ihtimali olası görüyorum. Tabi yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Teknik manadaki görünüm neticesinde bunu dile getiriyorum. Şimdi Shiba'ya geçecek olacak arkadaşlar. Shibcoin gerçekten birçok insanı bıktırdı, bezdirdi, hayattan soğuttu. Ama bunun temel sebebi de arkadaşlar. Bakın şimdi Binance listelenmeden önce bu coin piyasada vardı ve birçok yatırımcısı da vardı. Bunlar Binance listelendikten sonra çok ciddi bir satış baskısıyla karşılaştı. Ama bizim Türkiye'de de çok fazla yatırımcımız da var. Bakıyorum şimdi YouTube'da bakıyorum kanallara. Bazı şaklabanlar Shibcoin adı altında çok fazla Shibcoin yatırımcısı olduğu için arkadaşlar işte sürekli Shibcoin'i şilleyerek, gazlayarak takipçi sayılarını arttırmaya çalışıyorlar. Bu da bir taktik. Bilginiz olsun. Yani bu heriflerin çok fazla lafına kanıp da çok ciddi yatırımlar yani yapmak ne derece doğrudur orası birazcık bana sorarsan tartışma konusu arkadaşlar. Biz şimdi tekniğe dönelim. Temel manada şunu bilin diye söylüyorum. Yani adamlar Shibcoin yatırımcısı çok fazla diye sık sık video çekerek bu insanlar üzerinden kitle kasıyorlar. Bu kitle ile beraber de işte sürekli yorum yapıyorlar. O yüzden onlara dikkat edin arkadaşlar. Şimdi Shib'de ama çok öyle olağanüstü kötü bir durum olduğunu da şahsen şu an için bir bakalım. 4 saatlik abi şurası kritik bir nokta bana sorarsan. Ya 721 seviyesi oldukça önemli. Bu 721 seviyesinin üzerine atabilirse, bu bölgenin üzerinde kalıcı olabilirse
4 saatlik açısından güzel olacak arkadaşlar. Altta destek noktamız da EMA50 olan 750 seviyesi var arkadaşlar 4 saatlik. Günlükte baktığımız neden kötü değil diye söylüyorum. Abi artık indikatörler güzel seviyelere inmiş durumda. Hani şu bölge nasıl bir bölge ise burada çok sık dile getirmiştik işte bu 613 seviyesinin oldukça önemli destek olduğunu, buranın altında kapanış yapmadığı sürece bir sırkıntı yok diyorduk canlı yayınlarda. %50'lik bir yükseliş oldu. Burada da arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Hani burada olası bir düşüş olsa olsa bana sorarsan 666'ya kadar bir düşüş meydana gelme potansiyeli var. Eğer olursa yani %7'lik bir düşüş. Ama en maksimum orayı ben şahsen düşünüyorum. Ondan sonra yukarı yönlü direnç olarak, güçlü direnç noktası olarak arkadaşlar 765 seviyesi çıkacak. Bu 765 seviyesinin üzerinde olası bir günlük kapanışta, olası bir alım dalgası arkadaşlar iğmeyi yukarı yönlü hareketlendirme ihtimali de mevcut. O da bilginiz dahilinde olsun. Yani günlük çok kötü durmuyor ama buradan olası bir al sinyali gelecek mi gelmeyecek mi bunu takip etmemiz gerekiyor. Ve bu al sinyalinin etkisiyle beraber değerli arkadaşlar bu 764 seviyesinin üzerine 63 seviyesinin üzerine atacak mıyız atamayacak mıyız bunu iyi analiz etmemiz gerekiyor. 4 saatlik burada henüz bir al sinyali yok ama alımsı bir kıvrım var. Dediğim gibi işte burada kilit noktada bu 721 seviyesi oldukça önemli olacak kısa da. Uzunda baktığımızda 764 seviyeleri, 63 seviyeleri karşımızda var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ya çok berbat bir görüntü yok. Şuradan beri can çekişiyorsunuz biliyorum ama defaatle de söyledim yani şu bölgelerin önemli direnç noktası olduğunu bakın. Gene üzerine bir fake yaptı, geri attı şu bölge. Yani 886'ın üzerine çıkıp fake atıp aşağı indi. Kaç kere yaptı bu hareketi? He burada bir kırılım gelirse eğer şöyle şu bandı yukarı kırabilirse arkadaşlar şöyle şu bantları artık 985'lerin üzerine atabilirse o zaman tekrardan değerlendiririz. O zaman da güçlü direnç noktası olarak 900 yok pardon 1050, 1544 seviyeleri karşımıza çıkma ihtimali var. Bu bölgede çok bezdiniz biliyorum. Ama Doge'daki bir olası bir hareketti. Şip de bundan nasibini alıyor arkadaşlar. Bu da bilginiz dahilinde olsun. Şimdi son olarak bir de Bitcoin'imize bakalım. Bitcoin analizimizi de yapalım. Her ne kadar Bitcoin içinde bir rally yapacak olursa biraz altlar ezilme ihtimali var arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Yani 52.000 bölgesine gidersek eğer altcoin'lerde ufak bir geri çekilme şahsen olma olasılığı var. Ama Ethereum'daki güçlü duruş bakın daha önceki yayında söylemiştik dedik ki bakın şöyle günlük açtığımızda şu bölgede Ethereum çok güzel duruyor demiştik. MACD daha günlükten yeni ala gelmişti onu söylediğimizde ve cidden güzel bir yükseliş yaptı. En son videoda 3800 dolarların önemli olduğunu söylemiştim. 3800 dolarların da üzerine attık arkadaşlar. Artık Dana'nın kopacağı yer arkadaşlar 4000 dolarlar. 4000 doların üzeri artık ya ben bana sorarsan 3500'ün üzeri bambaşka bir dünyaydı. 3500'ün üzerine çıktık, 4000'e doğru yaklaştık. Yani 4000'in de üzeri artık ya bir sol bir ada gibi olma potansiyeli Ethereum'un da var. Bu da tabii ne olacak? Altcoin'lerde de can suyu, enerji, risk iştahını ister istemez arttıracaktır arkadaşlar. Bu da önemli bir veri. Şimdi Bitcoin'e bakalım. Sonra dominansa bakalım. Seri bitireceğim. Merak etmeyin. Bitcoin'de arkadaşlar direnç olarak artık 50 bin üzerinde kaldığım sürece benim için kilit nokta, ana kilit nokta 52 bin seviyesi. Ben 52 bin seviyesinin tekte geçilir mi, geçilmez mi? Bir haber olur mu, olmaz mı? Ona bakacağım. Yani tekte geçme ihtimali potansiyel dahilinde. Çünkü Ethereum'a baktığımız zaman Ethereum'da bir anda 3800'leri geçebildi. O yüzden bu 52 bin bandı önemli. 52 bin bölgesinin üzerine kırdıktan sonra bir FOMO etkisi yaratır mı, yatırmaz mı? Ona dikkat etmek lazım. 52 kırıldıktan sonra ani bir yukarı yönlü hata yaparsa büyük ihtimal tekrar 52'ye gelme ihtimalinde olduğunu şahsen düşünüyorum. Yani burada birazcık kulpumuza bir yapı yapabilir 52.000 bölgesi. Hem bu da altcoinler için güzel olur arkadaşlar yatayda gitmesi. Bu şekilde bakıyoruz. Ya günlükte hala fena durmuyor arkadaşlar. Bakın MACD'de çok güzel bir eğim var peşin indikatörü alda. Ama işte tuzak yapacak mı yapmayacak mı ona dikkat etmemiz gerekiyor. İlk ala geldiği zaman aşağı doğru bir satış baskısı geldiğinde sıkıntı oluyor. O yüzden size güzel bir destek seviyesi olarak ben söyleyeyim desteği arkadaşlar. Yani 50 binden sonra yani şu bölgeden sonra 50 binden sonra 49.400 seviyesi var. Onun da altında güçlü acayip destek olarak da 48.500 seviyeleri mevcut. Bu da bilginiz dahilinde olsun. Şimdi bir dominansa bakalım arkadaşlar. Dominansta baktığımızda şuradan EMA55 seviyesinden itibaren kötü durduğunu size birçok canlı yayında söylemiştim. EMA55'in altına sarktığını vesaire vesaire.
dile getiriyorduk. Düşüş beklentimi de dile getirmiştim dominansta. Dominans arkadaşlar şu an için bir tepki bölgesine yakın bir seviyede. Dün bir tepki verdi. Bugün de ufak bir yukarı yönde bir tepki veriyor. Yani burada ufak bir tepki verse verse bana sorarsan maksimum olarak 43.03 seviyelerine kadar verme ihtimali var. Ondan sonra aşağı yönde bir sağlam göstermesi ihtimali de mevcut arkadaşlar. Şimdi dominans düşüyor. Birçok arkadaş diyor ki ya benim coinler niye yükselmiyor? Arkadaşlar farkındaysanız major coinler dominans düşüyor ya, major coinler yükseliyor. Yani ne bunlar? Sol gibi, ada gibi, daha hacimli, daha paranın bol olduğu coinlerde bir yükseliş meydana geliyor. Daha böyle shit dediğimiz tarzda coinlerde inanılmaz yükselişler hemen hemen çok görmedik. Onun da ben şu 40 bölgesinin aşağı kırılmasından sonra 40'a doğru bir inme kazandığımızdan sonra artık o shit coinlerin, yani böyle hacimsiz shit mi derseniz artık ne derseniz deyin, onlarda da bir hareket gelme ihtimali ne görüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan bu videomu burada sonlandırayım arkadaşlar. Genel olarak market taramamızı yaptık. Shiba baktık, Doge'a baktık, Ethereum'a baktık, Bitcoin'e baktık. Dominansımıza baktık. Genel piyasa algısına da şimdi dile getirelim. Genel piyasa algısına baktığımız zaman arkadaşlar şimdi ciddi yüksek takipçili hesaplara da baktığımızda yavaş yavaş işte yazılanları görüyorsunuz Twitter'da. Hani piyasayla ilgili aktif olacaklarını falan filan söylüyorlar. Çünkü 51'in de üzerine gittiğimiz için 29.000'den beri alım yapmayan fenolar 50.000 üzerinden alım yapmak için sinyal kovalamaya başladılar. Bu bölgede ne yapmak gerekiyor? Abi 52'ye kadar gitme ihtimali var. Zaten önemli dirençlerin kırılması için de arkadaşlar böyle kitlelere ihtiyaç genelde duyulur. O dirençler kırılır. Biraz üzerine gidilir. Sonra o direnci yeni onaya gelir. Yani oradaki gerilla gibi düşün onları. Girerler, geri çekilirler falan filan. Yani bu gerilla tipli fenomenler de oyuna dahil oldu. O yüzden yukarı yönlü bir atak olma ihtimali var. Genel olarak şöyle korku yanımıza da bakalım. Korku endeksimiz nasıl? 74 seviyesindeyiz hala arkadaşlar. Bu maksimum 85-90'lara kadar gitme eğilim var. Ama bu artık olası bir FOMO hareketinden sonra da kar satışını mutlaka bana sorarsanız yapmakta fayda var. Yani 2x yaptıysan abi yarısını çekeceksin. Nakitte duracaksın. Olası bir düşüş dalgasında, olası önemli bir destek konumuna geldiği zaman da alırsın, altına stopunu koyarsın. Bu iş böyle oluyor arkadaşlar. Bir FOMO etkisi var. Bu FOMO etkisini yakın bir zamanda, yani bu hafta sonuna kadar göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü büyük takipçi hesaplar da oyuna dahil oldu. Bunları da takip edin arkadaşlar. Onların vermiş olduğu coinlere giriyorsanız, anında yakalıyorsanız tabii yapabilirsiniz ama sonradan giriyorsanız dikkatli olun. Çünkü yukarı bir yönde atak yaptıktan sonra geri çekilme meydana geliyor. Bu geri çekilmeden de can kaybı ve yara kaybı almanızı istemiyorum. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Genel anlamda yapacağımız analiz bu kadardır. Akşam bilmiyorum, belki canlı yayın açarım. Akşam açtığımız canlı yayında da görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.